Çanakkale'li milli sporcu olarak milli takımla beraber Türkiye'yi temsilen Moldova'da yapılan şampiyonaya katıldım. Yapılan karşılaşma çok bereketli ve kalabalıktı. Ancak yaşadığımız engelli olmamıza rağmen yaşanan fiziki sorunlardan dolayı çok rahat bir spor karşılaşmalar yapamadık. Ama yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını orada birincilikle taşlandırdık. Çok şükür artı yüzde siklette Çanakkale'li sporcu olarak Avrupa şampiyonu olduk. Çanakkale'ye geldik. 9 tane dünya şampiyonum var. Bu madalyayla beraber, Moldova'daki kazandığım madalyayla beraber 9 tane de Avrupa şampiyonum oldu. 43 tane de Türkiye şampiyonum var. Bilek güreşi paralimpik olmadı. Para olarak geçiyor. Paralimpik olsun diye bekliyoruz. Çünkü bilek güreşini çok seviyorum. Çok sevdiğim bir spor. Hem engelim ve kiloma göre, iriliğime göre de yakışan bir, bana yakışan bir spor. Ancak paralimpik spor olmadığı için de olimpiyatlara katılamıyoruz. Hedefim olimpiyatlar. Ben de ikinci branş olarak gülleyi seçtim. 2021 yılında gülle atma atletizm şampiyonasına katıldım Mersin'de. Orada da Türkiye şampiyonu oldum. Oturduğum yerden klasmanım gereği, engelim gereği 8 metre 49 santim attım. Orada da Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonasına gidecektim. Maalesef Japonya'da gerçekleşecek olan Avrupa ve dünya şampiyonası Covid sebebiyle, artması sebebiyle iptal oldu. Sonrasında da atletizmle ilgili de Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri yapılmadığı için maalesef katılamadık. Hedefimiz olimpiyatlar ama bununla ilgili bir etkinlik veya şampiyona düzenlemedikleri için olimpiyatlara gidemiyoruz. Engelli kardeşlerimizin şahsım olarak yaşamış olduğum hem sağlık anlamında, öncelikle sağlık anlamında hem de motivasyon anlamında kendi engellerine göre spor branşı seçmelerini veyahut da bana ulaşıp telefonla veya Çanakkale'deyse bana ulaşıp onların kas grubunu, onların yapabileceği spor branşlarını beraber yönlendirerek onları spor branşlarına sevdirmeyi planlıyorum. İstiyorum. Tek hedefim benim bu sonrasında antrenörlüktür, işte hocalıktır falan yapmayı planlıyorum. Ancak engelli kardeşlerimizin hayatlarında ki potansiyel engellerinin içinde günde en az bir saat spor olmalı. Çünkü spor sağlık demektir. Engelli de sağlık noktasında sıkıntı yaşadığı için sporla o eksiğini kapatacaktır. Tüm engelli kardeşlerimize sporla hayata bağlanmalarını benimle beraber spor anlamında iyi yerlere gelmelerini tavsiye ve öneriyorum. Sponsorluk sorunumuz var. Bizim gibi milli sporculara örnek veriyorum, dünya şampiyonası olacak, sonrasında başka bir özel karşılaşma olacak. Özel karşılaşmada bize sponsor olmaları lazım. Buradan Bülent Turan Bakan Yardımcımıza sesleniyorum. Çok teşekkür ederim Bülent Turan Bakanımız. Bize 22'sinde Macaristan'a gideceğiz. 22'sinde Macaristan'a özel bir davet geldi. 22'sindeki Macaristan'daki gidip gelme ücretlerini Bülent Turan Bakanımız ayarladı, sponsor oldu. Tabii bunun sonrasında başka maçlar da var, başka karşılaşmalar da olacak. Ama sponsorların bu tip branşlarda veya bu tip derece alabilme noktasında milli sporculara destek vermeleri ve maddi olarak arkalarına durmalarını istiyorum.